Ayhan Işık, Tarık Akan ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları ressam Yusuf Akgül'ün tablolarında hayat buldu. Kolları olmayan Yusuf Akgül tabloları ağzıyla çizdi. Henüz 5 yaşındayken tırmandığı yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu da kaybeden Yusuf Akgün, ağzıyla tuttuğu kalemiyle çizdiği resimlerle hayata tutundu. 32 yaşındaki ressam engelli bir çocuk olarak yaşadıklarını ve hayat mücadelesini anlattı. Sergiler açarken, yarışmalara katılırken Yusuf Akgün'ün başarısı olarak değil, evet bir engelli adayımız bakın bunları yapıyor diyerek sergilere döndürüldüm. Gönüllü olarak Polonya'da görev yaptıktan sonra oradan geldiğimdeki çizimlerim oldu. Üniversiteye başladıktan sonra desen çalışmaları oldu. İlkokul öğretmeninin sınav yapmak için test kağıtlarını dağıttığı sırada dalgınlıkla kendisinin önüne de kağıt bıraktığını söyleyen Akgün, bu benim var olduğumu gösterdiğim an oldu ve heyecanım bu şekilde başladı dedi. Kağıt dağıtırken dalgınlığını benim önüme de koydu. Ben de farkında olmadan 1-1,5 ay boyunca çocukların, arkadaşlarımın o el hareketlerini izleyerek kalemi ağzımla tutup da o işaretlemeyi yaptığımda bir baktım ki test bitti. Bir anda merak, herkes benim üzerime odaklandı. Tabii ki sanmıyorum ben 25'te 25'i doğru yaptığımı ama o heyecanla öğretmen dedi helal olsun dedi. 25'te 25. Yani onun heyecanıyla ilk oradadır. Ve benim ilk böyle heyecanımın başladığı yer de oradadır. Evet, artık hani ben de var olduğumu orada gösterme şansı buldum. Yeşilçam filmlerini izleyerek büyüdüğünü dile getiren Akgün, son yıllarda Yeşilçam oyuncularının portrelerini çizdiğini söyledi. Neredeyse hemen hemen 9-10 yaşlarımdan başlayan bir şeydir. Merak, bu karakter, bu işte sinemaya olan ilgi o dönemlerden başlayan bir durumdur. Sonuçta kültürel bir miras yoluyla ben bu şeye çıktım. Yeşilçam'ın Renkleri adlı bir koleksiyon bu. Yeşilçam'ın renkleri gerçekten hani sanatımızın renkleri buyum.